Miran TV ekranlarından Memiş Hoca ile Bilinmeyenler programına bir kez daha hoş geldiniz. Evet, canlı yayınımız başladı, devam ediyor. Bir hafta çabucak geçti değil mi hocam? Evet. Acı tatlı bir dünya olay yaşadık. İsterseniz giriş yapmadan bir hafta önce çabucak geçti diyorsun. Çabucak geçti. Demek ki bir haftanın bereketi pek olmadı. Vallahi hocam bereketi olmadı mı, yoksa Türkiye çok karmaşık bir ülke. Hızlı mı gidiyor? Hızlı mı ilerliyor? Onu tam izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum ama. İşte bereketsizliğin ismini hayat hızlı akıyor diye değiştirmişiz. Evet. Halbuki zamanın, vaktin bereketi kalmadı. Öyle bir bereketsizlik yaşıyoruz ki 24 saatin nasıl akıp gittiğinin farkında değiliz. Ha, bununla beraber bizi meşgul eden dünyalıklar da var. İşte savaşlar, olaylar, hadiseler, siyasi olaylar, değil mi? Kesinlikle. Bunlar da bizi meşgul edip gidiyor. Ölümler, kederler, değil mi? Ya. Bugün de üzücü bir haber vardı hocam. Bugün de. Sizin bir dostunuz vefat etmişti, bir yakınınız. Bugün de çok iyi bir arkadaşım. Çok iyi bir dostum, emniyet müdürü, Elazığ Emniyet Müdürü'ydü. O kötü hastalık dediğimiz olaydan dolayı ahirete intikal etti. Cenab-ı Hak inşallah mekanını cennet eder, kabrini nur eyler, günahların teksiratını affe mağfiret eyler. Hepimizin gideceği yer. Vakit, saat geldiğinde, hak baki olduğunda elbette ki hepimiz bir gün ahirete intikal edeceğiz. Cenab-ı Allah cümlesi ümmeti Muhammed'e ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Cenab-ı Allah acı, keder yaşayan herkese sabırlar ihsan eylesin. Amin. Hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin geride kalanlara. Hayat bu işte. Çalışırsın, çabalarsın, mücadele edersin. Şunun da olsun, bunun da olsun, yatın da olsun, katın da olsun, arabam da olsun, borca gireyim şunu da alayım, borca gireyim bunu da alayım, hadi tefeciden biraz borç alayım, şunu yapayım. Aldığın şeyin hevesi kursağında kalıyor, göçüp gidiyorsun. Elde var sıfır. 2,5-3 metre kefene seni sarıyorlar, toprağa koyuyorlar. Belki 3-5 kişi ah vah iyiydi filan, anam babam canım ciğerim deyip feryadı figan ederler kabir başında. Anam beni bırakıp gitme, baba beni bırakıp gitme diye feryadı figan edenler olur. Ertesi günü herkes normal hayatına devam eder. Kabre koyulan kişi orada kalır, durur. Tabi orada herkes yüzleşecek hakikatlerle. Herkes kabre konduktan sonra gerçekleri görecek, hak ve hakikatleri görecek ve uyanacak, gerçek anlamda uyanacak. Gerçekleri görünce uyanacak. Eyvah! Ya bizim bilmediğimiz başka bir hakikat varmış diyecek. O anda bağıracak, feryadı figan edecek, sesini herkese duyurmak isteyecek. Ama sesi çıkmayacak. Sesi çıkmayacak. Herkese diyecek ki ya burada hakikat varmış, gerçek varmış. Burada ebediyet varmış diyecek. Ya ben yanılmışım, gerçeği gördüm, siz bari yanılmayın diye feryadı figan edecek. Mezarda, kabrin içerisinde bağıracak. Sesini duyuracak yakınlarına ama kimse duyamayacak. Zaten bugün yaşayan insanlar dünya gözüyle hak ve hakikatleri gördüğü zaman, gerçekleri gördüğü zaman uyanabiliyor mu? Hayır. Ne diyor Kur'an-ı Muhammediye? Estaizu billah.
Sümmün, bükmün, ümmün, fühüm la yerciun. Ey Habibim, öyle insanlar vardır ki gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar, kalpleri vardır duymazlar diyor. Evet, doğru. O kadar olaylar, hadiseler, afetler yaşıyoruz. Ölüm gibi bir gerçekle zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Ama hala uyanamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hak ve hakikat var, ölüm var. Toprağa bir gün gireceğiz. Kimine toprak da nasip olmuyor ya. Kimine hak ve hakikat nerede hasıl olacak bunu bilemiyoruz ya. Toprağa konulduktan sonra, ey kulum, senin Rabbin kimdir diyecek. Melekler soracak. Ey kulum, senin kitabın nedir? Senin peygamberin kimdir? Rızkını nerede kazandın? Vaktini nerede harcadın? Bedenini nerede çürüttün? Kimin peşinden koştun? Kime hizmet ettin? Diye bize sorulacak. Allah o sorulara gerçekten, yürekten, ınk mık demeden, kekelemeden o soruların tümüne cevap veren kullarından bizlere eyler inşallah. Amin. İnşallah. Evet. Bugün böyle acı bir olayımız oldu. Evet. Ama hocam, Allah'ın mekanını cennet eylesin. Kabrini nur eylesin. Amin. İyi bir devlet adamıydı. İyi bir devlet adamıydı. İyi bir bürokrattı. Temiz bir insandı. Şimdi bizler onun için sadece ve sadece dua edeceğiz. Ona ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Evet. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Evet. Hocam bir de şey var. Hani beşeriyetin ne kadar anlamsız olduğunu ortaya koyuyor aslında ölüm. Daha önce de sizinle sohbetlerimizde söylemiştim. Kanuni Sultan Süleyman Han. Evet. Geçen hafta söylemiştim. Batılıların evet muhteşem Süleyman dediği kişi vasiyet ediyor. Ölmeden önce diyor ki, tabutum taşınırken cesedimden elim dışarıda olsun ki bu dünyaya hükmeden, evet, beş cihana hükmeden imparatorun, evet, eli boş gitti desinler. Ya, hakikaten eli boş gidiyor ama yaptıkları demek ki iyi bir şeyler yapmış ki bugün hatırlanıyor, yad, evet, ediliyor, konuşuluyor, evet, bu insanlar. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi Süleyman Bey Avcılar'dan, soy ismini yazmamış, nokta nokta diye bırakmış. İlginç bir soru yazmış. Namaz kılmayan, oruç tutmayan cehennemde, cennette, cennete azap çekmeden girebilir mi demiş. Namaz kılmayan, oruç tutmayan. Tam da şeyden başladık. Evet. Yani tam aslında kısmen cevabı da verilmiş oldu ama. Neydi ismi? Süleyman Bey. Süleyman kardeşim, kimin nereye gideceğini ancak Allah bilir. Kim cennet ehli, kim cehennem ehli, kim günahkar, kim günahlarından temizlenmiş, kim cenneti hak etmiş, kim ise cehennemin dibine hak etmiş ise, bunu bilecek olan sadece ve sadece Allah'tır. Ama Kur'an-ı Kerim yüzden fazla ayet-i kerimesinde namazdan bahseder. Biz kul olarak, Allah'a iman etmiş bir kul olarak namaz kılmak mecburiyetindeyiz. Bu Allah'ın biz kullarına emridir, farzdır. Namazdan uzak kalmamız kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir, bir. İki,
Hele hele oruç gibi mükemmel bir ibadetten de uzak kalmamız kesinlikle mümkün değildir. Hele hele hac gibi üzerimize durumu iyi olanlar için üzerimize farz olan ibadetten kaçmamız kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Elbette ki Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar, imkanı olup da hacca gitmeyenler mutlaka ama mutlaka cehennemde şöyle bir okşanacaktır. Cehenneme bir uğrayacaktır. Hesabı bir görülecektir. Hesabı görülmeden hadi gel seni ben cennete koyayım kulum denmeyecektir. Melekler seni törenle cennete almayacaktır. Bir hesap görülecek. Nasıl ki bu dünyada emirlere itaat etmeyip suç işleniyor ise bunun bir cezası var ise bu cezalar çekilip nasıl efendime söyleyeyim serbest kılınıyor ise günahkar olanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler önce cezasını çekecek ama mutlaka daha sonrasında cennete gidecektir. Onun vaktini de elbette ki Allah bilir. Hüküm sahibi Allah'tır. Hükmü veren Allah'tır. Biz temenni edelim ki herkes günahlarından kurtulmuş, tertemiz olmuş, cennet ehli olanlardan olsun. Biz bunu temenni ediyoruz. İnşallah hepimiz cennet ehlinden oluruz. Ama bazı zamanlar duyuyorum bazı zındıklardan. Diyorlar ki bana diyorlar bir de hocam. Ya ben Araplara para kazandırmasam da ben gitmesem de hacı olmaz mı? Ve kerata. Sen Araplar için gitmiyorsun ki oraya, kendin için gidiyorsun. Avam ağızla konuşup günaha gireceğine, şirke düşeceğine bu lafları söylemesen olmaz mı? Bunlar avam insanların lafları, sözleri. Bazılar da diyor ki hocam ben gitmeyeyim ama ben parasını vereyim bir başkasını göndereyim benim yerime hac yapsın. Bu olmaz. Bu ruhbanlığa girer. Bu doğru değildir. Bunu düşünmek bile günahkarlıktır. Bu zihniyete sahip olmak bile insanı Allah muhafaza günaha düşürür, sokar. Bu düşüncelerden uzak kalacağız. Allah'a samimi duygular içerisinde iman etmiş isek, Allah'ın da emirlerini samimi duygular içerisinde harfiyen yerine getireceğiz. Ammasız, filansız, fakatsız yerine getireceğiz arkadaş. Bizi en çok cehennem azabından kurtaracak olan şey samimiyetimizdir. Hiç fark ediyor musunuz? Ben hemen hemen her programda samimiyetten bahsediyorum. Samimiyet çok önemli. Hep diyorum ya biz aile ilişkilerinde, ibadetimizde, dostluğumuzda, işimizde, mesleğimizde, kardeşliğimizde, her şeyimizde samimi olalım diyorum ya. İşte o samimiyeti yakalamış olsak, o samimiyeti içimize sindirmiş olsak, yerleştirmiş olsak, bugün İslam alemi bu durumda olmaz. Bugünkü durumda olmaz. Birbirini öldürmez. Dünyanın hiçbir yerinde fenalık yaşanmaz. Evet. Hocam, Yalova'dan Haluk Bey'in bir sorusu var. Diyor ki,
Haluk Bey. Dünyanın gidişatı kıyamete doğru değil mi? Cümle tam doğru yazılmamış ama şunu demek istiyor herhalde. Yaşadığımız dönem bir kıyamet alameti değil mi diyor. Sorunun devamında da şunu söylüyor. Diyor ki bugün kıyamet olsa insanlar ne yapacak? Biz bugün şeyden açık galiba dezgahı. Evet, ölüm ve ötesinden. Bugün kıyamet olsa o bildiğimiz büyük kıyamet olmuş olsa insanlar ne yapar biliyor musun sevgili kardeşlerim? Herkes birbirinin yakasına sarılır. Herkes birbirinden hesap sormaya başlar. Ey filancı sen bana neden eziyet ettin? Ey filancı sen beni neden günaha sevk ettin? Ey filancı sen bana neden kurşun sıktın? Sen benim namazıma neden engel oldun? Sen bana neden dayak attın? Sen beni neden öldürdün? Sen benim malımı neden çaldın? Gibi hesap soracak herkes birbirinden. İnsanlar öyle bir telaş içerisinde olacak ki o kıyamette mahşerde aman Allah'ım. Hele de o kıyametin kopması var ya. Anlatayım mı? Hocam anlasın. Ölüler biraz daha mı şanslı bu konuda hocam? Kıyamet kopmadan ölüler de olanlar. Ölüler de o kıyamet koptuktan sonra İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek. İsrafil aleyhisselam sura üflediğinde herkes dirilecek. Ama öncesinde o büyük kıyamet, o büyük kıyamet var ya sevgili kardeşlerim, Allah o dehşeti bize yaşatmasın. O büyük kıyamet kopmadan önce ılık bir rüzgar esecek. Ilık ve tatlı bir rüzgar esecek. O rüzgar Allah'a iman etmiş olan insanların ölümü için esecektir. Yani zerre kadar imanı olanlar dahil o ılık esen rüzgarın etkisiyle ölecektir. Peki neden bu insanlar, Müslümanlar, iman etmiş olanlar bu rüzgarın etkisiyle ölecekler? Çünkü Allah daha sonra yaşanacak olan felaketi, dehşeti, kıyametin dehşetini, felaketini o Müslümanlara, o iman etmiş olanlara hissettirmemek için onları öldürecektir öncesinde. Lakin sonrasında İsrafil aleyhisselam ilk sura üflediğinde sevgili kardeşlerim ay, güneş, yıldız hepsi birbirine çarpacak. Kapkaranlık bir dünya olacak. Ama günlerden cuma olacak. Kıyamet cuma günü kopacak. Bütün dünya kapkaranlık olacak. Soğuk olacak. O dağlar, tepeler var ya. O dağlar, tepeler hepsi bir yağ gibi insanların üzerine böyle akacak. Hiçbir canlı kalmayacak. Hiçbir canlı kalmayacak. Hepsi de ölecek. İşte o ölümden sonra İsrafil aleyhisselam tekrar
sura üflediğinde herkes dirilecek. İşte o herkes dirildiğinde biraz önce söylediğim gibi herkes birbirinin hesap sorarcasına yakasına yapışacak. Sen benim günaha girmeme neden vesile oldun, sen bunu niye yaptın, bunu ne yaptın, sen bana niye işkence ettin gibi birbirinin yakasına yapışıp birbirinden hak talep edecekler, hesap soracaklar. Ama iş işten geçmiş olacak tabii ki. Ya gel şurada oturalım, anlaşalım deme yok. İşte ondan sonra esas kimin cennete, kimin cehenneme gideceği o zaman belli olacak. İşte o zaman belli olacak. Esas cennet ve cehennem ondan sonra belli olacak. İşte hakikat, kim ne kadar nerede kalacak orada belli olacak. Allah bizlere o mahşer gününde azabı yaşatmasın. Amin. Allah bize o mahşer gününde bizleri boynu bükük olanlardan eylemesin. Cenab-ı Allah temiz yaşayıp temiz göçen kullarından bizlere eylesin inşallah. Evet. İnşallah. Bugün senden nereden bunları mailleri seçiyor musun? Ne yapıyorsun? Hocam yapacak bir şey yok. Böyle geliyor. Evet. Nurgül Hanım'ın bir sorusu var. Efendim? Nurgül Hanım'ın bir sorusu var. Diyor ki şeytan insanlara ölünceye kadar musallat olur mu? Şeytan musallat olan varlık şeytan mıdır, cin midir? Evladım, insan oğlu son nefesini verinceye kadar mutlaka ama mutlaka nefsinin ve şeytanın imtihanındadır. İnsan oğlu ta ki emaneti teslim etti, şeytan da diyecek ki hadi bana Allah'a ısmarladık, benim görevim burada bitmiştir, ben başka av peşine düşeyim diyecek. Yani neydi ismi? Nurgül Hanım. Nurgül Hanım, sevgili kardeşim, şeytan bizim ölünceye kadar yakamızı bırakmayacak. Bundan emin ol. Şeytani cinler de yakamızı bırakmayacak. Şeytani cinler de bizi imandan uzaklaştırabilmek için, ibadetten uzaklaştırabilmek için, insanlık dışı bir hal içinde yaşayabilmek için, anamıza babamıza eziyet edebilmemiz için, bütün varlıkları inkar edebilmemiz için çaba gösterecektir. Amma ve lakin bizler abdestli olursak, ibadet yaparsak, zikir yaparsak, kalbimizi ve beynimizi daima ibadetle veya işimizle meşgul eder isek, şeytan bizi kandıracak fırsat bulamaz. Hani ben bundan 20 sene önce bir laf söylemiştim. Benim bu lafım da birçok gazetelerde yer almıştı. Rahmetli Orhan Boran'ın programında söylemiştim. Boş kalan insanın beyninin içerisine şeytan yuva yapar demiştim. Beynimizi ve kalbimizi boş tutmayalım. Beynimiz ve kalbimiz hep bir şeylerle meşgul olsun. Şeytanı cinler de vesvese verebilir. Şeytan birilerini karşısına çıkartır, seni düşman kılar. Bunları dikkat ederim. Mümkün mertebe ayetel kürsüleri, Felak ve Nas surelerini bolca okuyalım. Evet. Hocam biraz ortalık şenlensin o zaman. Söylesin. Diyor ki izleyicimiz, cennete giden herkese huri verilecek mi? Vay bak, yaratılara bak. Cennete giren herkese huri verilecek mi? Huri verilecek mi? Şimdi hemen bunu cinsellik olarak algılamasın kimse. Evet. Yani eğer gerçek anlamda hak eden varsa huri verilecek. Ama bu cinsel anlamda değil ha. Gerçekten cennet ehli olan insanlara
Kadın ve erkek kim olursa olsun, hizmet etme anlamında, hizmet edilecek anlamında huriler verilecektir. Kadına da verilecektir, erkeğe de verilecektir. Ama bu huri deyince, efendim bana işte ben temizim, temiz kulum, Allah bana cennete avrat verecek, huri verecek diye böyle beklerseniz avucunuzu yalarsınız. İşi cinsellikle bağdaştırmayın. Huri demek, erkeğe de kadına da cenneti hak etmiş olan her kula hizmet mahiyetinde, hizmetinde olmak mahiyetinde verilecek bir hizmetkardır. Bazılar der ki aman bak şuna huri kadar güzel. Yok öyle bir şey. Ha güzelliklerden, cennetin güzel nimetlerini istifade edebilecek durumun varsa elbette ki orada Cenab-ı Allah'ın ikramı bol. Cennette çok büyük ikramlar var, nimetler var. Meyvelerinden tutun, Kevser Havzası'ndan aman Allah'ım. O havzanın başında aman Allah'ım ne büyük nimetler, ne meyveler. Baldan tatlı şerbetler, sütler, berrak aman Allah'ım. Allah o kullardan eylesin bizi. Yeter ki Kevser'i hak edelim bakalım. Yani gerçekten hak ettik mi biz Kevser'i hizmetli olarak almaya? Ama bu kesinlikle böyle ben Kevser işte Allah bana cenneti ben kazanacağım, bana Allah bana huri nasip edecek, ben onunla evleneceğim, orada karı koca hayatı yaşayacağım diye öyle beklerseniz avucunuzu yalarsınız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Dinliyorum. Devam edeyim mi hocam? Şimdi evet. Şimdi şurada diyor ki maillere ben de bakıyorum bu arada. Hı hı. Bir kardeşim demiş ki hocam merhaba demiş. Sizi severek izliyorum demiş. Allah razı olsun. Ve haftada her haftada izliyorum mümkün mertebe demiş. Allah razı olsun. Benim sormak istediğim soru hocam ibadetlerimin yerine getirmeye çalışamıyorum. Aynı zamanda bedeni ruhu dinlendirmek için meditasyon ve yoga yapsam nasıl olur? Bunun günahı var mıdır? Diye bir kardeşimiz soru sormuş. Sevgili kardeşim elbette ki meditasyonda, yogada Budizmin bir ibadet şeklidir. Bizim ülkemizde meditasyonu, yogayı, spor diye, efendime söyleyeyim ruhu dinlendirmek diye yutturuyorlar. Buna kanmayın, bu tuzağa düşmeyin. Meditasyonda, yogada, efendime söyleyeyim reiki'de, bilmem ne de bunlar tamamen Budizmin İçinde olan ibadet şekilleridir. Bunlardan uzak kalın. Bu pislikten uzak kalın. Sevgili kardeşim sen Müslümansın. Müslümana ibadet etmek yakışır. Eğer ki rahatlamak istiyorsan Allah'ın emri olan namazı, vakit namazını kılacaksın. Allah'a dua edeceksin. O zaman hem Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmiş olacaksın, hem de o ibadetin manevi rahatlığıyla rahatlığa ermiş olacaksın. Zaten abdest alır almaz rahatlığa baştan ermiş olacaksın. Meditasyon, yoga bunlar Allah aşkına yapmayın. Bunlardan uzak kalın. Diyor ki bir kardeşimiz, değerli hocam diyor, saygılarımı sunuyorum diyor. Baştan sona kadar her hafta programınızı izliyorum diyor. Ha, geçen haftaki diyor. Evlilik programlarıyla ilgili diyor. Konuşmalarınız beni mest etti diyor. Size katılıyorum diyor. Biz ne demiştik geçen hafta evlilikle ilgili? Katılmayın. Evet. Bunlar ucube insanlardır. Bunlar toplumun örf adetlerine terstir. Aile bunlar Türk aile yani. Birliğini yıkmak için, Müslüman aileleri yok etmek için yapılan programlardır. Bunlar gerçek değildir. Efendime söyleyeyim, ahlaksız insanların bir araya geldiği insanlardır. Evcilik oynuyorlar diye bas bas bağırmıştım geçen hafta. Sevgili kardeşlerim, yine söylüyorum, bu evlilik programlarından uzak kalın. Göz nurunuzu onlara akıtmayın. Bunlar Türk milletinin, milletimizin, Müslümanların değerleriyle oynuyor. Aklı başında olan,
Kendini bilen, kendine malik olan bir insan o televizyon kanallarına çıkıp da ben karı arıyorum, ben kendime koca arıyorum demez. Demez kardeşim, demez. Bunların inanın bana çoğu kafayı yemiş, ruhsal anlamda sıkıntısı olan insanlardır. Bunlardan kadın da olmaz, koca da olmaz kimseye. İşte bakın, dün ve bugünkü gazetelerde okuyorum. O programa katılmış olup da evlenen insanı öldürmüşler. Öldürmüşler kardeşim. Oralarda ne pis işler dönüyor. Ne pis işler dönüyor. Yapmayın. Yapmayın. Çevrenizde varsa ki onlara, o programlara katılmak isteyen, onlara uyarın. Engelleyin. Yazık olur bu millete. Ben geçen haftada söylemiştim. Geçen haftada söylemiştim ben. Kur'an'dan önce, İslam'dan önce, cahiliye döneminde esir kadınları pazar gibi bir yere getirirlerdi. O pazarda o esir kadınları masanın üzerine çıkarırlardı ve satarlardı. Bugün aynısının modern şeklinde televizyonda yapıyorlar. Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Bir kardeşimiz diyor ki, Sinan kardeşim, hocam diyor, Allah sizden razı olsun diyor, sizin gibi açık konuşanı ilk kez görüyorum diyor. Açık konuşacağız tabii ki. Müslüman açık olacak ya, rahat olacağız biz. Bizim kafamızda, beynimizde başka hesaplar yok Sinan kardeşim. Ya bak ne diyor, evet. Bir kardeşimiz diyor ki, hocam diyor. Söyleyeyim mi bunu? Çok aykırı bir şey değil mi hocam? Yok, aykırı öyle değil. Yine aynı yere gelecek. Hocam diyor, peki diyor, ben diyor namaz kılmıyorum diyor, cennete gitmeyecek miyim diyor. Evladım, amel defterini sağ tarafından verirsen sen cennetin en iyi tarafına gidersin inşallah. Ama namaz kılmadığından dolayı da elbette ki bir hesap görülecek. İlla ki namaz kılacaksınız. Namaz kılmadan olur mu ya? Bak bir kardeşim biraz önce ne dedi? Ben de namaz kılmıyorum dedi. Kılmaya da vakit bulamıyorum diyor. İşte meditasyon yapıyorum diyor, yoga yapıyorum. Bekereta, namaz kılmaya vakit bulamıyorum diyor. Dakikalarca, saatlerce yoga yapıyorsun. Bu nedir periz lahana? Niye bunu yapıyorsun o zaman? İmanda bir zayıflık var. İmanda bir sıkıntı var. İmanı sağlam olan bir insan of bu demez. İşte şeytan bizim orada kanımıza giriyor. Şeytan diyor ki, ya bırak şimdi diyor. Sen diyor şimdi soyunacaksın diyor. Abdest alacaksın, kurulanacaksın. Ondan sonra namaz kılacaksın. Zaman geçecek gibi vesveseler veriyor kalplerimize. İşte ben de diyorum ki şeytana kanmayalım. Direnelim. Namazda ısrarcı olalım. Şöyle bir hafta 10 gün boyunca gerçekten 5 vakit namazımızı kılsak, inanın bana peşi geliyor. Allah ibadeti bol olanlardan bizlere eylesin. Evet, dinliyorum. Hocam peki şöyle elleri bağlayıp ondan sonra birkaç bin lira da para döküp, o yogi miydi hocam onların şeyleri? O yogaların hocalarına bir de yogi diyorlar herhalde. Elleri bağlayıp oturup işte birkaç bin lira da para döküp bu işte şey yapan, meditasyon yapan arkadaşların buna vakitleri var. Az önce siz söylediniz işte namaza vakit bulamıyorum. Bu bir özenti değil mi? Bu yine Batı medyasının ondan sonra o bize Batı şey medyasının yaptığı... ve sizin medyanız yani evet. Bizim medya ülkemizdeki bizim değil hocam, benim senin değil, değil. Sen aketin onu ayırıyorum, sen ayırıyorum. Ben sizin derken genel anlamda söylüyorum. O medyamızın pompalamasıdır. Değil mi? Evet. Ve lakin aynı zamanda bazı sözde bilim adamlarının da insanlara televizyonlarda, ekranlarda sıkıldığınız zaman yoga yapabilirsiniz, hamile kadınlarımız yoga yapabilir diye telkinde bulunmaları da artı bir şeydir. Yani bu da bir misyonerliktir. Gizli bir misyonerliktir.
Bunlardan uzak kalacağız. Hocam bir İsmail de... Emir kardeşim evet. diyor ki hocam iyi akşamlar. Sizi severek izliyoruz. Benim size bir sorum olacaktı. Ben bu sene üniversiteye hazırlanıyorum. Arkadaşlarım beni rüyalarında derenin üstünden atlayarak karşıya geçtiğimi görmüşler. Hocam bu rüyam ne anlama gelir diyor. Sevgili kardeşim, Allah'ım sana hayırlı ve uzun ömürler versin. Allah'ım sana zihin açıklığı versin. Allah'ım seni ilim irfan sahibi yapsın inşallah. Allah'ım seni devletine, milletine, anasına, babasına, dinine hayırlı evlat olanlardan eylesin inşallah. Ama bu rüyanda çok zahmet de olsa, meşakkat de olsa arzularına kavuşmaya yorumlanır. Dereden atlıyorsun ya, o atlamak zahmet de olsa sıkıntıdan da kurtulmaya yorumlanır, hedefe ulaşmaya da yorumlanır. İnşallah sen ilim irfan sahibi olup hedefine ulaşacaksın. Allah'ım sana zihin açıklığı versin inşallah güzel kardeşim. Evet, dinliyorum. Hocam, bir izleyicimiz ismini vermek istemiyor. Diyor ki, hocamın programını ilgiyle takip ediyorum. Kadın haklarına yönelik söylemlerini de beğeniyorum. Ancak bir sorum var. Bu soruma hocamın samimi kalple cevap vermesini istiyorum. Kadınlara cuma farz mı? Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Cenab-ı Allah kullarına şöyle hitap ediyor. Vakit geldiğinde sizi namaza davet ettiklerinde cuma günü için bunu söylüyorum. Bilhassa bütün namazlar için bu geçerlidir. Hemen diyor, işinizi gücünüzü bırakıp Allah'ı anmaya koşun. İbadete koşun, namaza koşun diyor. Cuma zamanı, cuma ezanı okunduğu andan itibaren biz elimizde ne var ise hepsini bir kenara bırakacağız. Derhal abdestimizi alıp cuma namazına koşacağız. Lakin cuma namazı için, cuma namazı esnasında bir müminin kazandığı para ona da haramdır. Her ne kadar arın teri de olsa onun kazandığı para ona haramdır. Bu bir. İki. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde kadınlar da mescide giderdi. Kadınlar da cuma namazı kılar idi. Kadınlar da Allah'ın Resulü'nün hutbesinden, vaazından, sohbetinden cuma günleri istifade eder idi. Ve o dönemlerde mescitlerde kadınlara özel yer ayrılır idi. Sonraki zamanlarda, bilhassa Cumhuriyet'ten bu döneme kadar kadınlar cuma namazı kılmaz, kadınların camide yeri yoktur dediler. Ve kadınlarımızı camiden uzaklaştırdılar. Caminin sadece ve sadece kadınlara ait olduğunu söylediler. Erkeklere. Pardon, erkeklere ait olduğunu söylediler. Ya kadınlar ne olacak? Kadınlara dediler ki cuma farz değil, yapma ya. Peki Allah'ın Resulü'nün döneminde farzdı da şimdi mi farz değil? Sevgili kardeşlerim, cuma namazı abdesti olan kadınlara muayyen günlerinde değil ise farzdır. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanımız kolları sıvadı, harekete geçti ve camilere talimat verdi kadınlara yer ayırın diye. Bugün çoğu camilerde kadınlara özel yer ayrıldı artık.
kadınlara cuma namazına gelsinler diye, cuma namazını kılsınlar diye yer ayrıldı artık. Kadınlar eğer ister ise cuma namazına gidebilir, cuma namazını kılabilir. Allah'ım da o yapılan ibadetleri dergahı izzetinde elbette ki kabul edecektir. Kılmamaları yanlış. Bir dönem olmuştur ki Osmanlı'nın yarı döneminden bugünümüze kadar kadınların camide işi, ilişkisi kesilmiştir. Olmaz. Allah'ın Resulü'nün döneminde kadınlar mescide giderdi, camiye giderdi, cuma namazı kılardı. Bugün de olması gerekir. Bugün de kadınlarımızın cuma namazı kılması gerekir. Evet. Hocam bir de şey vardı devamında, cenaze namazı kılabilir mi kadınlar? Cenaze namazı? Kılabilirler mi? Cenaze namazı da kılabilirler. Ama lakin kadınlarımız cenaze namazı kılar iken erkeklerin arasına girmeyecek. Bu kesin. Yani erkeklerle omuz omuza vermeyecek. Camiye geldiklerinde de cuma namazını da kadınlar erkeklerin içerisinde kılamaz. Bu caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Bazen görüyorum gazetelerde ve televizyon haberlerinde bazı kadınlar belki evlerinde hayatında namaz kılmamıştır. Şov olsun diye birçoğu şov olsun diye en ön safta cuma namazında duruyor. Tekbir almasını da bilmiyor, onu da beceremiyor. Haberlerde gördüm. Kardeşim, kadın ve erkek namahrem birbirine değmeyecek. Bir kadın benim burama değemez. Bu mümkün değil. Bu caiz değil. Evet, kadın cuma namazını da kılar, kadın cenaze namazı da kılar ama erkeklerden ayrı durmak kaydıyla. Erkekler safa durduktan sonra arka safta kadınlar cenaze namazını kılabilir, durabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Bu kadar net. Anlayabileceğiniz dilden net olarak konuşuyorum. Anlaşıldı mı? Kesinlikle anlaşıldı hocam. Evet. Bir de hocam o zaman ben de bir soru babında bunu şey yapayım. Fatih'te çok sık karşılaştığımız bir durum. Evet. Şimdi kadınlar diyorsunuz ki, ben bilmiyordum şu ana kadar. Kadınlar cuma namazını kılarlar. Bu aynen bize farz olduğu gibi onlara da farz diyorsunuz. Ama birçok yerde mesela Fatih'te sanki kadınlar cuma kılamazmış gibi erkeğe alışveriş yapmak haram dedik ya en başta. Kadınları bırakıyorlar tezgaha, dükkana. Peki kadınlara efendime söyleyeyim cuma farz değil diyenler, haram diyenler, o kadınların namahremle karşılıklı sohbet etmesini hak mı buluyor? İşte bu da bir çelişki. Rızk endişesi içerisinde bu toplum. Maalesef. Zihniyet, samimiyet, bunlar çok önemli. Ne dedim biraz önce? Samimiyet dedim, değil mi? Evet. Dinde samimi olmak lazım. Evet. Evet. Reklam hocam, mı? Evet, kısa bir reklam aramız varmış. Reklamdan sonra sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra görüşmek dileğiyle. Evet, Bilen TV izleyicileri, canlı programımız devam ediyor. Memiş Hoca ile Bilinmeyenler programındayız. Hocam, devam edelim mi? Şimdi ben de şuradan bir iki mail, gerçi gözlüğüm yanımda yok da. Böyle kalp gözünüz açık hocam. Allah razı olsun, inşallah öyle olur. Murat Koç kardeşim diyor ki, hocam cenaze namazı neden ayakta kılınır? Güzel kardeşim, cenaze namazı dediğimiz olay, o tabutta olan, musalla taşında olan rahmetli için bir dua mahiyetinde kılınan bir namazdır. Dua mahiyetinde olan bir namaz için secde de gerekmez. O yüzden ayakta kılınır. Ve secde gerekmiyor bunun için. Dua mahiyetinde olduğu için. Biz namazı kılarken önümüzdeki rahmetliye
Ya Rab rahmet et, merhamet et, mekanı cennet et dercesine misal olarak söylüyorum bunu. Dua ediyoruz. Tabii ki cenazenin kendisine has okunması gereken her tekbirde dualar vardır. Bizim insanlarımız genellikle bu duaları pek bilmez. Ama mesela birinci tekbirden sonra Sübhaneke'yi okumamız gerekir. Ama namazda okuduğumuz Sübhaneke ile cenaze namazında okuduğumuz Sübhaneke arasında bir fark var. Nedir o? Ve cellesena ük. Değil mi? Oku bakayım Sübhaneke'yi. Evet. Sübhaneke Allahümme Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allahümme Ekber. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ve tebareke ismike ve teala ceddike ve cellesenaike ve la ilahe gayrike. Evet. Ve cellesena ük ve la ilahe gayrike. Evet. Bunu ve cellesene ükü cenaze namazında çoğu insanlar unutuyor, bilmiyor, farkında değil ve kılamıyorlar. Halbuki cenaze namazını kıldıracak olan imam efendiler uyarması lazım. Cemaati uyarmak mecburiyetindedir, uyarmalıdır. Ve demelidir ki ey cemaat, şu anda cenaze namazına duracağız ama İlk tekbirden sonra Sübhaneke'yi okurken ve cellesena ükü mutlaka okuyun demelidir. Ama ve cellesena ükü namaz kıldığımız zaman ilk tekbirde Fatiha suresinden önce okuyoruz ya, o zaman demeyeceğiz. Evet, şimdi Atıf kardeşim, Atıf Alyurt diyor değil mi? Evet. Selamünaleyküm. İyi yayınlar Memiş hocam diyor. Programınızı keyifle izliyorum. Çok isabetli konulara değiniyor ve bilmediğimiz şeyleri net bir şekilde anlatıyorsunuz demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam günümüzde öyle toplumsal sıkıntılar yaşanıyor ki filan demiş. Bu biraz şeye giriyor bakayım demiş. Büyü ve demiş apaçık yazmakta bir imtihan meselesi olarak diyor. Hem büyük konuları falan. Haftaya size başlı başına güzel kardeşim şu büyü meselesini bir anlatayım. Haftaya mutlaka ekran başında olun. Şu büyü meselesini şöyle bir enine boyuna bir anlatalım, bir konuşalım inşallah. Çünkü fazla da vakit yok. Diğer mailleri de evet. Geçeceğiz değil mi? Evet, bu soru biraz sofistikeydi. Ümmühan kardeşim avcı. Diyor ki hocam diyor annem sürekli bana bağırıyor, ne yapacağım? Kardeşim eğer annenin manevi bir sıkıntısı yoksa, psikolojik bir sıkıntısı yoksa o zaman sen ananı kızdırıyorsun demektir. Ananı kızdırmayacaksın, üzmeyeceksin, ananı kederlendirmeyeceksin. Eğer bir rahatsızlığı yok ise, bir takıntısı yok ise bunu söylüyorum. Ama hocam ben bir şey yapmıyorum, ben usluyum. Benim hiçbir sıkıntım yok. Ben efendime söyleyeyim yaramazlık da yapmıyorum her ne ise. İlla ki anam bana musallat oluyor. Sen gidip duyma, boş ver, anadır o. Ananın, babanın kıymetini bilmek lazım sevgili kardeşim. Anaya, babaya of dememek lazım sevgili kardeşim. Ama analar, babalar da aa bak bana evlat of demeyecek deyip de işi de sulandırmamalı. İşi de sulandırmamalı. Bir sıfır öndeyim deyip de evlada işkence, psikolojik anlamda işkence yapmamalı. Analık, babalık duygusunu istismar etmemeli. Şimdi öyle analar babalar da var. Analık babalık duygusunu istismar ediyorlar. Bu da hoş değil, bu da ahlaki değil. Bu da günahtır. Bu da kul hakkına girer, evlatlık hakkına girer. Bunu da yapmamak lazım. Ama biz evlatlar olarak anne ve babamızı baş tacı etmek mecburiyetindeyiz. Biz evlatlar olarak anne ve babamızı veya anne ve babalar evlatlarını birer nimet olarak görmek mecburiyetindedir. Cenab-ı Allah diyor ki Rahman suresinde birçok ayetin sonunda birçok defa tekrarlıyor. Febeeyye alâi rabbikuma tükezziben. Rabbinizin nimetleri nasıl olur da inkar edersiniz diyor. Yahu Allah evlat vermiş, büyük bir nimet ihsan eylemiş. Evlat deyince aklıma geldi. Bakıyorum ki bugünkü gazetede okudum, bir kadın evladını öldürmüş. Şimdi böylesi anaya ana denir mi? Bugünkü gazetede okudum.
Evladını öldürmüş, evladını. Niye? Sevgilisiyle beraberken yakaladı diye. Hay senin gibi anaya tüküreyim ben. Hay senin gibi vicdansızlığa tüküreyim ben. Anayım diye, he? Anasın, öyle mi? İşte ahirette, ahirette bunlar cehennemin dibinde azap görecekler. Bir kadın nasıl olur da evladını öldürebiliyor? Hele hele bir ana nasıl olur da analık duygusuna sahip olan bir insan nasıl olur da evladını öldürebiliyor? Demek ki analık duygusundan, insanlığından nasibini alamamış. Demek ki kalpleri körermiş. Demek ki duyguları körermiş bu insanın. Allah kahreylesin. Sabahleyin gazetede okurken vicdanım böyle bir tuhaf oldum. Allah kahreylesin. Allah sizi kahreylesin. O evlada yapılan eziyet, ya anaya babaya yapılan eziyet sevgili kardeşlerim, ya anaya babaya yapılan eziyet, anasını babasını dövenler. Ben hemen hemen her hafta mutlaka anayı ve babayı burada anlatıyorum. Ananıza babaya zulmetmeyin diye bas bas bağırıyorum. Neden? Çünkü son zamanlarda maalesef gazete ve televizyonlarda anaya babaya evlada yapılan işkenceleri yazıyor, haber yapıyorlar da o yüzden. İçim kan ağlıyor, kan sevgili kardeşim. İşte sonra diyor ki bu insan, ben cennete gidecek miyim? Nah gidersin. Sen cehennemin dibine gideceksin. Öyle mi Atakan? Öylesi evlata cennet haramdır. Anana babana zulmedeceksin, anana babana eziyet edeceksin. Veya evladına eziyet edeceksin, veya evladını kötü yola sevk edeceksin, veya evladını öldüreceksin. Sonra ben cennete gidecek miyim? Yapma ya. Babaya gidersin. Cehennemde sebahindir sizi bekliyor. Sevgili kardeşlerim, ananızın kıymetinizin, evladınızın kıymetini bilin. Eğer ananızın, babanızın kıymetini bilirseniz, büyük aile olarak yaşar iseniz, biliniz ki rahmet melekleri sizinle beraber olacaktır. Biliniz ki rahmet melekleri sizinle beraber olduğu zaman sizin hiçbir zaman hiçbir şekilde maddi anlamda bir sıkıntınız olmaz. Manevi anlamda bir sıkıntınız olmaz. Şeytan sizi hiçbir şekilde kandırıp yanlış yollara sevk etmez. Bundan emin olun. Allah her zaman rahmet meleklerini etrafımızda daimi kılsın. Evet. Amin. Hocam izleyicilerimiz bugün herhalde biraz cenaze namazına takmış durumda. Diyor ki, intihar edenin cenaze namazı kılınır. Bunu geçtiğimiz haftalarda cevaplandırmıştık ama herhalde izlememiş programı izleyicimiz. Tekrar cevaplamak istersiniz diye tahmin ediyorum. Nasıl? İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? Şimdi evladım, bu hep bu akşam böyle bir soru mu geldi? Yani cenazeden açtık, böyle devam etti. Demek ki insanlarımızın bu konuda epey şey varmış. Bir ölüm korkusu var hocam. Evet. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı ve uzun ömürler versin. Evet. Hiçbir şekilde imanı tam olan mümin bir insan ölümden korkmaz. Ölümden ancak günahkar olanlar korkar. Azaptan korkanlar ölümden korkar. Sevgili kardeşlerim, intihar etmek elbette ki haramdır. Günahtır. Elbette ki Allah'ın emrine, yasaklarına karşı gelmektir. Amma lakin bir insan kendine malik iken, şuuru yerinde iken intihar etmiş ise onun cenazesi kılınmaz. Yalnız kendine malik olan, şuuru yerinde olan insan da intihar etmez. Lakin cinnet geçiren,
Ruhunu şeytana tamamen kaptırmış, şeytan tamamen vesvese verip vesveseyi pompalamışsa bir insana, bu insan intihar eder, bu insanın da cenazesi kılınır. Çünkü bu insan kendine malik değildi. Çünkü bu insan kendine malik olmadığı için cinnet geçiriyordu ve o şekilde intihar etti. Bundan dolayı onun cenazesi kılınır ama günahkar olarak gider. Ama lakin kendisine zarar verdiği için, şeytanın elinde kendisine oyuncak ettiği için elbette ki cehennemde azap görecektir. Ve büyük günah işlediği için de azap görecektir. Cenazesi kılınır. Bunun bir mahsuru yok. Geçen hafta bir soru gelmişti ki, hocam alkollü iken ölen bir insanın cenazesi kılınır mı diye bir soru gelmişti, değil mi? Evet. Evet. Geçen hafta böyle bir soru gelmişti. Evet, alkollü iken bir imanlı insan, ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın kitabına inanıyorum, ben Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanıyorum diyen bir insan, şeytana uyup alkol almış ise ve o şekilde de ölmüş ise onun cenazesi kılınır kardeşim. Ama günahkar gider o başka. O günahının hesabını verecek o başka. Ama cenazesi kılınır. Müslüman olduğu için cenazesi kılınır. Geçen hafta söylediğim gibi anasını babasını öldürenlerin cenazesi kılınmaz. Geçen hafta söylediğim gibi tefecilerin, kanemicilerin, akbabaların cenazesi kılınmaz. Geçen hafta söylediğim gibi devletine milletine hainlik yapmış olan bu teröristlerin, kanı bozukların, cibriyetsizlerin, şerefsizlerin, adilerin cenazesi kılınmaz. Hangi türden olursa olsun, devletine milletine ihanet etmiş, dinine ihanet etmiş, Müslümanların arasına fitne sokmuş, Müslümanların arasında efendime fitne sokup birbirine düşman etmiş, hainlerin, münafıkların da cenazesi kılınmaz sevgili kardeşlerim. Kılınmaz. Allah onları cehennemin en dibinde, yedi kat dibinde azap görsünler diye oraya sokacaktır. Cehennemin yedi kat dibine atacaktır. Azabı orada çekeceklerdir. Onlara filancının giydiği atlet onları da kurtaramayacak. O neciz, pis, kokulu, terli, iğrenç atletler de onları kurtaramayacak. Öyle mi? Doğru hocam. Öyle değil mi? Daha dün bir iddianamede yayınlandı. Ne yayınlandı? Yani işte hocam komik bir durum. Yani koca ya. General, harp akademileri mezunu, F-16 kullanmış bir adam. Ya. Gidiyor Fethullah Gülen, paralel yapının lideri Fethullah Gülen, kendisine bir giyilmiş kirli atlet hediye ediyor V-yaka. Ve bunun okunmuş olduğunu, özel günlerde bunu giyerse bundan sevap kazanacağını ve bunun ona bir zırh vazifesi göreceğini düşünüyor. İşte bu düşünce de, bu davranışta şirke düşmektir. Hocam Kur'an-ı Kerim'le de tek aynı yere koyuyor. Tek kelime şirke düşmektir. Ya. Tek kelime şirke düşmektir. Evladım, akıl okumakla olmuyor ki. İşte. Akıl okumakla olmuyor ki. Oy. En büyük alim, en büyük ilim irfan sahibi olan şeytan değil miydi? Bunlar da şeytanın yamağı. Bu kadar basit. Ya hocam ama mantık almıyor. Yani bu adam... Evladım, sen iradeni birisine teslim ettiğin andan itibaren senin mantığın şunun bunun kalmaz. Murat'ım kalmaz. Çünkü sen iradeni teslim etmişsin, biat etmişsin artık. Sende irade yok. Biat ettikten sonra senin iraden yok artık. Yok öyle bir şey. Sen robotlaşıyorsun. Seni istedikleri gibi kullanıyorlar. İşte kullandılar seni istedikleri gibi. Yüzlerce kardeşimizi şehit ettiler. Binlerce kardeşimizi gazi ettiler, sakat bıraktılar. Allah da sizi bildiği gibi yapsın.
Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Sizin alayınız münafık. Siz Müslüman değilsiniz. Siz münafığın da ötesinde bir şeysiniz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sevgili kardeşlerim, devlete ihanet eden, milletine ihanet eden, milletine savaş açan bu münafıkların cenazesi kılınmaz. Cenazesi kılınmaz. Cenazesi kılınmaz kardeşlerim, kılınmaz. Şirke düşmüş olanların da cenazesi kılınmaz. Allah onlara akıl versin. Allah onlara bir an önce uyanmayı nasip etsin. Bir an önce tövbe istiğfara gelmeyi nasip etsin. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Hocam bunu İslam adına yapmıyorlar mı bir de? Diyanete de burada görev sıkıntımız düşmüyor. Orada. Evet. Sıkıntımız orada. Bugüne kadar yapmadığı için Diyanet görevini bunlar mantar gibi türedi. İnsanların iradesini hapsetti. Şimdi Diyanet uyandı. Görev yapmaya başladı. Çünkü geçmişte onlar da korkuyordu. Haklılardı. Dünyalık olduğu için onlar da korkuyorlardı. Bir Müslümana kesinlikle ama kesinlikle rızk endişesi yakışmaz. Bir Müslüman derse ki benim yarınım ne olacak? 3 kuruşum, 5 kuruşum para kazanacak mıyım? Endişesi taşıyorsa o adamın imanından şüphe etmek gerekiyor. Maalesef bugünkü bazı insanlar sözde din adamları bu rızk endişesini yaşadığından dolayı bu şerefsizlere, hainlere karşı korktular ve sustular. Ula benim cesaretimin karşısında milyonda bir tanesi yoktu bunlarda ya. Ben 30 senedir kendime malik olduğumdan bu yana bunların münafık olduğunu, bunların İsrail ve Amerika tarafından kullanıldığını söylüyordum. Koskoca adamlar sözde bunlara hiçbir şekilde laf söyleyemediler. Ya hocam yanılmışız. Hadi oradan. Keratalar sizi yanılmışız. Parayı elinize aldığınızda bu ne demiyorsunuz ya. Para olduğunu biliyorsunuz ya. Yanılmıyorsunuz ya. Bunu kağıt demiyorsunuz ya. Bırakın bu işleri. Yanılmışız. Hadi oradan. Hocam bu kerata kibarlığı herhalde Rütük kaynaklı değil mi? Kim olursa olsun. Yoksa ben ortaya konuştum. Çok keratalık bir vaziyetleri de yok. Siyasete girmeyelim. Eyvallah. Eyvallah. Tamam hocam. Bir izleyicimiz, hanım izleyicimiz, ismini vermek istemiyor. Diyor ki hocam çok utanıyorum bunu yazarken ama cevabını da sizden bekliyorum diyor. Geçmişte komşumu çok kıskandığım için kocan seni aldatıyor diye bir iftira attım. Allah korusun ya. Bunun vebalinden nasıl kurtulurum hocam diyor. Bir insan, bak şeytan nasıl hapsetmiş ruhu, görüyor musun sevgili kardeşlerim? Bir kadın bir kadını kıskanıyor ve buna acımasızca iftira atıyor. Ne demiş? Kocan seni aldatıyor diye bir iftira atmış. Kocasını aldatıyor diye. Tabii. Yok, kocası karısını aldatıyor. Mutlu ilişkilerini kıskanmış. Ha, kocasına mı iftira atıyor? Yok. Komşusunun kocasına evet diyor ki kocan seni aldatıyor. Mutlu olmasını, eşinle mutlusun ama boşuna kocan seni aldatıyor diyor. İşte bu fitne işte. Ya. Şimdi bir, sevgili kardeşim burada kul hakkı var. İki, iftira var. Üç, kıskançlık ve haset duygusu var. Şimdi eğer ki pişmanlık duygusu içerisinde bunu bize gönderdiğine göre bu maili, bu soruyu bize sorduğuna göre demek ki içinde bir pişmanlık var. İsmi var mı? İsmini belirtmemiş. Aslında ismi açık da belirtilmesini istemiyor. Peki. Sevgili kardeşim, elbette ki bir pişmanlık duygusu içerisindesin. Ama çok büyük günah işlemişsin. Hem de günahın çok büyüğünü işlemişsin. Bu günahtan kurtulacaksan eğer ki eminsen, gideceksin kime iftira atmış isen o kişiye diyeceksin ki arkadaş ben geçmişte sana iftira attım.
Çünkü ben seni kıskanmıştım, sana iftira attım. Ama bugün kendime geldim, pişmanlık duyuyorum. Gel ne olur bana hakkını helal et der isen, o zaman o günahtan kurtulmuş oluyorsun, o kulla helalleşmiş olursun. Eğer hakkını helal eder ise, eğer ki hakkını helal etmez ise, mahşerde o kul senin yakana yapışacak. Sen bana neden iftira attın? Sen benim neden yuvamı yıktın? Neden beni sıkıntıya koydun? Neden benim yuvamı yıktın diyecek ve senden hak talep edecek. Sevgili kardeşlerim, yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Birbirinize karşı hasetlik içerisinde olmayın. Fitnelik içerisinde olmayın. Gıybet yapmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ne olur. Allah rızası için size yalvarıyorum, bunları yapmayın. Mutlu insanın evliliğini kıskanmak biliniz ki şeytandandır. Demek ki siz o kadar boşmuşsunuz ki şeytan sizin ruhunuzu hapsetmiş. Demek ki siz o kadar secdeden, Kur'an-ı Muhammediye'den uzakmışsınız ki şeytan sizi iyice kandırmış, elinde tutuyor, oyuncak etmiş. Yapma Allah aşkına. Yapmayın Allah aşkına. Milletin yuvasını yıkmayın. Zaten son yıllarda insanların aile hayatı pamuk ipliğinde. Birisinin bir tarafından pırt diye bir ses çıksa hemen mahkemede soluğu alıyorlar, boşanmaya gidiyorlar. Ne olur yıkıcı olmayın, yapıcı olun, birleştirici olun. Sevgili kardeşlerim, şeytan en çok evli olan, mutlu olan, salih olan, temiz olan, haramdan uzak kalan insanlarla uğraşır. Bir karı koca ayrıldığında tabiri caizse şeytan göbek atar, göbek oh 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 der. Nasıl da başardım bunları ayırdım diye göbek atar. Şeytana fırsat vermeyelim. Şeytanın göbek atmasına fırsat vermeyelim. Biz eğer ki çevremizde karı ve kocanın ayrılacağını duymuş isek, tam tersi onların tekrar birleşmesine, aralarında sıkıntıların gitmesine vesile olalım. O muhabbetin tazelenmesine vesile olalım. Ne olur yapmayın. Eğer ki bir insan küs olan, ayrılma arefesinde olan karı ve kocayı barıştırır ise, biliniz ki nafile ibadet yapmışçasına büyük sevaplar alır. Çevremdeki şu son zamanlarda 30'lu yaşlarında bilhassa gençleri görüyorum. Anan ne iş yapıyor, baban ne iş yapıyor, nerede oturuyorsun falan diye böyle sohbet olduğunda anam da ayrı, babam da ayrı diyorlar. İçim parçalanıyor. İçim parçalanıyor, içim. Yazık değil mi bu gençlere, yazık değil mi bu evlatlara, bu körbecek insanlara? Tabii ki bu milleti bu hale getiren de medyada var. Medyanın da suçu var, sizin de suçunuz var. Tabii ben suçluyum hocam zaten. Şimdi diyeceğim, bizim böyle bir rolümüz yok. Şimdi alayı yanımda olmadığı için sen... Hıncınızı benden alıyorsunuz, evet, hocam. Evet. Allah hepimize şuur versin inşallah. Amin. Evet. Şimdi hocam bir soru. Diyor ki, evde tarantula besliyorum. Hani şu bir örümcek var ya hocam, büyük. Ne? El kadar bir örümcek var. Heh. Evde tarantula besliyorum bir kutu içerisinde. Hı. Bu yaptığım doğru bir davranış mı? Tarantula nedir ya? Hani böyle bir tane örümcek var hocam, böyle korku filmlerinde genelde kullanılan el kadar devasa bir örümcek vardır. He. Evde onu beslediğini söylüyor. Nedir bunun hükmü hocam? Bizim kameraman da öyle bir şeyler yapıyordu galiba, değil mi? Evet. Neydi senin ismin? Murat.
Murat mı? Sağlık durumu nasıl Murat, iyi mi? İyi mi? Şimdi açık konuşmak gerekirse evin içerisinde kedi beslemek, köpek beslemek, kuş beslemek, ne diyor ne diyor? Hocam tarantula. Tarantula beslemek, örümcek mi? Ya devasa Ha, bir örümcek. mukalemun beslemek, Evet. yılan beslemek, efendime söyleyeyim başka ne, aslan mı besliyorlar, ayı mı besliyorlar, değil mi? Öyle şeyler de var, bazen O okuyorum biraz gazetelerde. sosyeteye Yahu neyse, biz kayıyor herkese hitap ediyoruz. Bunları beslemek kesinlikle ama kesinlikle caiz değildir. Bu hayvanların hiçbiri bizim evimizde aksesuar olamaz. Bunları Allah bizim evimizde aksesuar olsun diye yaratmamıştır. Bunların yeri doğadır. Ormandır, tabiattır. Evin içerisinde beslenmesi caiz değildir. Hele yılan, akrep veya o ne diyor? Örümcek mi? Tarantula neyse işte. Tarantula Onu hocam. beslemek biraz başka psikolojiyi gösteriyor. Ne hocam? Ne olduğunu Murat biliyor. Yani ruhsal anlamda problem var herhalde Murat, öyle mi? Yapma evladım. Var mı evde çoluk çocuk? Çocuğu ya sokarsa ne olacak? Camdan çıktığını düşün. Ya çocuk evden, efendime söyleyeyim, camla oynadı, düştü, son çocuğu sıktı, soktu, çocuk öldü. Ne oldu? Rahat mı edeceksin? Allah korusun. Onu baştan düşüneceksin. Hemen yarın gideceksin, onu çok büyükse bir başka bir yere, resmi bir yere teslim et. Yoksa ormana bırak git. Hocam koca tarantula ormana bırakılır mı? Nereye bırakacak? Ya nereye bıraktıysa bırak, nereden ne yaptıysa. Hocam Onu da ben mi düşüneceğim? Onu da ben mi akıl vereceğim? ümmeti Muhammed'e yazık değil mi? Tarantulayı ormana bırakacak. Orada O insanlara musallat mı olur? yani hocam devasa bir el kadar bir örümcekten bahsediyoruz hocam. Yani öyle hani küçük bir şeyden bahsetmiyoruz. Ve et Allah yiyen bir Allah. canlıdan bahsediyoruz. Ciddi mi? Tabii et yiyor. Etle besleniyor. Murat, evladım ben senin bir canını okuyayım birazdan. Yani kardeşim nasıl bir bataklıktasın? Şimdi Bunlar caiz değil. Bunlar doğru değil. Evde beslenmez. Benim biraz önce geldin gördün değil mi? evet. İkindi namazını kıldıktan sonra üstümü değiştirdim. Bahçemde iki tane köpeğim var. Onları aldım kucağıma. Sevdim değil mi? Evet. Onlarla biraz oynadım. Mutlu oldular değil mi? Evet. Bahçede bakabilirsin köpek. Kedi de bakabilirsin. Ama kesinlikle kesinlikle onlar evin içerisinde bakılmaz, bu bir. İki. Bazıları da diyor ki efendim karşınıza çıkan bütün hayvanları öldürün, bunun sevabı var dermiş. Biraz önce yayından önce söylediniz değil mi bana bunu? Evet. Yayından önce söylediniz. Bunu kim diyorsa halt etmiş. Hiçbir canlıyı öldüremeyiz. Bir Müslüman ölümden bahsetmez arkadaş. Bir Müslümana ölüm yakışmaz. Ölüm lafı, ölüm sözcüğü yakışmaz. Bir Müslüman kediyi de, köpeği de, kuşu da, akrebi de, şunu da, yılan da, filan bütün mahlukatı öldürmekten bahsedemez. Ve bunu öldürdükten sonra sevap alacağından da bahsedemez. Bunu diyen hat etmiştir. Kardeşim, Allah aşkına, Allah o hayvanları, o mahlukatı biz kullar sadistçe öldürsün diye mi yarattı? Böyle bir şey var mı? Derlermiş ki efendim şu hayvanı öldürürsen 100 kat sevap alacaksın. Yok şu bilmem neyi öldürürsen bilmem ne sevap alacaksın. Ben de diyorum ki onu fetvayı veren hocanın arkasından namaz kılınmaz. O hoca değil. O gerçek anlamda içi dışı karışmış bir mahlukattır. Mahlukattan da aşağıdır. Her canlı bir nimettir. Allah
her canlıyı, tabiatı da, mahlukatı da, cinleri de, biz insanları da özenerek yaratmıştır. Bize canilik yakışmaz sevgili kardeşlerim. Kim ki hayvanları öldürün diye fetva veriyorsa, kim ki hayvanları öldürün bu kadar sevap alıyorsunuz diyor ise, ona itibar etmeyin, ona inanmayın. Kesinlikle ama kesinlikle o adamın arkasından kesinlikle namaz kılınmaz, sözlerine itibar edilmez. O ancak şaklabandır. Bu kadar net söylüyorum. Müslümana ölüm sözcüğü yakışmaz. Biz sevgi adamı olacağız. Biz aşk adamı olacağız. Ben fark ediyor musun sevgili kardeşlerim? Herkese canım, aşkım, bir tanem diye sarılıyorum. Herkesi öpüyorum, kucaklıyorum. Kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun, çocuk olsun. Herkese aşkım diye hitap ediyorum. Çünkü Cenab-ı Allah yoktan var etti. Aşkla yarattı. Ben Allah'ın yarattığı her şeye aşkım gözüyle bakıyorum. Bir insan aşkı gözüyle baktığı bir şeye zarar verir mi? Kötü bakar mı? Mahlukat da olsa Cenab-ı Allah onu özene bezene yarattı. Ve onu sebepsiz de yaratmadı. Biz merhametli olacağız. Biz birbirimize de merhamet edeceğiz. Çevremizdekilere de merhamet edeceğiz. Mahlukata da merhamet edeceğiz. Tabiata da merhamet edeceğiz. Eğer biz merhamet eder isek, Cenab-ı Allah da bize mahşer gününde merhamet edecektir. Merhamet eden merhamet bulur kardeşim. Evet. Hocam süremizin sonuna gelmişiz. Geldik sorularımız mi? Var. Evet. Birkaç sorumuz daha kalmıştı. Tabii maille ayrıca size gelen sorular da var. Değerli izleyicilerimiz, siz sorularınızı yollamaya devam edin. Biz haftaya yine aynı saatte burada olacağız. Yalnız haftaya özellikle sevgili seyircilere mutlaka, evet, mutlaka ama mutlaka ekran başında olun. Şu büyü mevzusunu şöyle bir ele alacağım. Evet. Biraz uzun mevzu olduğu için şimdi burada 2 dakikada, 3 dakikada konuyu geçiştirmek istemiyorum. Atakan bir taraftan pırt ediyor. O Murat bir taraftan örümcek mörümcek bir şeyler dedi, kafamı karıştırdı. Huş içerisinde ben size haftaya bunu bir anlatayım inşallah. Evet. Haftaya sorularınızı da bu yönde, bu ağırlıkta sormaya çalışırsanız, değil mi hocam? En azından bu konuyu işlemiş, evet, oluruz. Uzun uzun detaylı bir şekilde. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.